Merhaba arkadaşlar. Bu videomda size Cadian Live'da daha hızlı çalışmanızı sağlayabilecek ipuçlarından söz edeceğim. Görünüm bölümünde ortam tarayıcı bölümünü tıklarsanız burada sağda ortam tarayıcı panelimiz açılıyor. Bu ortam tarayıcı panelinde bilgisayarınızın hangi bölümünden dosya aktarımı yapacaksanız o bölümü açıyorsunuz. İsterseniz şöyle sürükle bırak yöntemiyle. İsterseniz de seçtiğiniz dosyayı çift tıklayarak dosyalarınızı proje kovası bölümüne aktarabiliyorsunuz seçtiğimiz herhangi bir dosya e videonuzda ya da bir görünümde bir bölümü maskelemek ve kalanını saydam olarak görünmesini istiyorsanız efektler bölümünden alfa maske anahtarlamada kare boyama maske bunu seçiyorsunuz bunu seçip şu şekilde uyguluyoruz uyguladıktan sonra şu sarı çizginin aktif olarak görünmesi gerekiyor. Eğer bu aktif değilse şu düğme seçili değildir. Bu düğmeyi aktif edin. Bu sarı çizgiler görünecektir. Bu da sizin artık seçim yapabilirsiniz anlamına geliyor. Daha sonra mouse'la şöyle istediğiniz objenin üzerinde seçiminizi yapıyorsunuz. Böyle kaba taslak ben şimdi bunu seçeceğim. Seçimi yaptıktan sonra son noktayı sağ tuşla kapatıp seçimi maskeleme işlemini bitirmiş oluyorum. Şu siyah alan artık saydam bir alan. Bunu isterseniz başka bir e, görünümün üzerinde böyle kullanabiliyorsunuz. Bu saydam alanı dışarıya da aktarabiliyorsunuz. Eğer dışarıya aktarmak istiyorsanız da sunum bölümünden video with alfa bu bölüme gidiyorsunuz. Video bit alfa'da alfa move seçeneğiyle move formatında buradan etkin bölümünden ölçüsünü ayarlayarak farklı ölçüde vererek dışarıya aktarabiliyorsunuz. Ya da Alfa VP9'dan da web uzantılı olarak yine ölçüsünü değiştirip özel kalitesini de ayarlayıp dışarıya aktarma işlemini yapabiliyorsunuz. Dışarıya aktardıktan sonra dosyanız yine zemini saydam olarak maskelediğiniz alanın dışında kalan bölüm saydam olarak tekrar bir başka KD'nin live dosyasına aktarıp kullanabiliyorsunuz. Ben şimdi onu hızlı bir şekilde alfa mu olarak dışarıya aktaracağım. Videolar bölümüne gidiyorum ve başlıksız mu olarak bana hazırladığı bu dosyayı tekrar şöyle programıma aktarıyorum. Başlıksız mu olan dosyamı şöyle getirdiğimde dış altına da yine bir diğer fotoğrafı koyacağım zemini saydam olarak dışarıya bunları aktarabiliyoruz. Dosyalarınızı dışarıya aktarırken sunum bölümünde bu düğmeden yeni sunum profilleri indirebiliyorsunuz. Bunu tıklarsam buradan istediğiniz herhangi bir sunum profilini seçip indirebilirsiniz. Ben şurada iki tanesini seçmişim bakın. Bunları seçip indirdikten sonra şurada bunu İndirdiğim dosyayı bu şekilde görebiliyorum. Bunu çift tıklarsam bunun içinin açılımını, ölçülerini nasıl ayarlanmış onu görebiliyorum. Yeni bir şu kaydet düğmesine tıklarsanız bu panel yine açılıyor ve bu panelde dışarıya aktarmak için kendinize özel renderlama dosya ayarları da yapabiliyorsunuz. Kendiniz için özel hazırladığınız dosya renderlama türü şöyle yıldızlı bir şekilde burada görünüyor. Tekrar tekrar aynı dosya türüyle dışarıya aktarma işlemlerini yapabiliyorsunuz. Kine Live'da dosyalar arasında geçiş efekti vermek istediğimiz zaman bileşikleştir bölümünü kullanıyoruz biliyorsunuz. Bileşikleştir bölümüne gidiyoruz, herhangi bir istediğimiz efekti seçip şöyle buna uyguluyoruz ve buradan o efektimizde de böyle ayarlamaları yapıyorduk. Ve bunun içinde iki dosya türünün üst üste gelmesi gerekiyordu. Şimdi daha farklı olarak aynı katmanda görüntüyü yan yana getiriyorum aynı katmanda ve görüntülerden birinin seçiyorum. Seçim işlemini yaptıktan sonra da klipleri karıştır düğmesini tıklıyorum. Arada şöyle bir görüntü çıkıyor. Bu efektinizin bulunduğu alan. Onu tıklarsam burada luma efektini vermiş. Hiçbiri çözülür yerine bulut efektini ayarlayacağım. Ve buradan biraz da yumuşaklık vereceğim. Burada istediğiniz ayarları yapabiliyorsunuz. Ayrıca luma haricinde başka efektleri de buradan tekrar seçebiliyorsunuz. İstediğiniz değişiklikler yapılıyor. Görünümlerimiz arasında böyle geçiş efekti uygulayabiliyoruz. Bu geçiş efektini iptal etmek istediğinizde ise seçtiğim bu klibi seçiyorum tekrar ve şöyle ayırıyorum. Aynı katman içinde şöyle ayırıyorum. İleriye doğru gittiğimde her ikisinin arasındaki bağı koparmış oluyorum. Böylece efekt iptal oluyor. Cadian Live'da çalışırken panelleri istediğiniz gibi yerlerini değiştirip kullanabiliyorsunuz. Kendinize ait yerleşim düzenleri de ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin ben burada kendime 4 tane yerleşim bölümü ayarladım. Düzenleme efektli bölümünde sadece efektler ve ihtiyacım olan paneller var. Klipleme bölümünde klip monitörü ve kliplerken kullanacağım alan var. Düzenleme bölümünde efektsiz olarak sadece düzenlemek istedim. Ekranı görmek istiyorum, proje kovasını görmek istiyorum ve de zaman tünelini görmek istiyorum. Bu kadarı yeterli. Medya bölümünde ise medyadan aktarmak istediğim dosyaları görebilmek için ortam tarayıcının da açık olduğu bir panel yerleşimi var. Siz de bu şekilde kendinize böyle yerleşim yerleri ayarlayabilirsiniz. Bunu görünüm bölümünden istediğiniz görünümü elde ettikten sonra Yerleşim kaydet diyorsunuz ve buradan istediğiniz verdiğiniz isimle bunu kaydediyorsunuz. Görünüm yerleşim yükle bölümünden hazırladığımız yerleşimleri görebiliyoruz. Bunları yönetmek için de yerleşimleri yönet diyoruz. Yerleşimleri yönet bölümünde dosya program ilk kurulduğunda burada kendi ayarladıkları yerleşim düzenleri geliyor. Onları istemiyorsanız şuradaki delete tuşuna basarak onları seçip siliyorsunuz. Burada kendi verdiğim düzenlemeler var. İstersem herhangi birinin üzerine tıklayıp ismini değiştirebilirim ya da silebilirim. Bir üste bir alta alma gibi şu ok tuşlarıyla da bunu yapabiliyorsunuz. Klipleme bölümüne gidiyorum. Videomu klipleme monitöründe. Görüntünün hangi bölümünü kullanmak istiyorsanız klipleme işlemi yapıyorsunuz. Görüntüyü oynattıktan, oynatmaya başladıktan sonra istediğim alanda durduruyorum. Şu düğmeye tıklıyorum. Böylece bir seçim yaptım. Biraz daha ileriye gidiyorum. Bu alanı kullanacağım görüntüyü durdurdum. Şu düğmeyi tıklıyorum. Böylece seçtiğim alanı bölgeyi proje kovasına ekle dersen, düğmesini tıklarsam seçtiğim alan videonun altında şöyle okla açarsam bir bölge olarak bana saklanıyor. Ya da hızlı bir şekilde zaman tüneline aktarmak istersem şuradaki zaman akışına klip bölgesini ekle. Bunu tıklıyorum. Böylece bana hemen bu bölgeyi buraya aktarıyor. İstediğiniz bölümleri bu şekilde kesip isterseniz bu zaman akışına isterseniz bu bölüme aktarabiliyorsunuz. Bunun arasındaki fark ise bu bölüme aktardığımız dosyaları tekrar seçip kliplemede bunları düzenleyebiliyorum. Ama bu bölümü aktardığımı artık klipleme bölümünde düzenleyemem. Sadece kesme şuradaki kesme işlemlerini yapabilirim. Aradaki fark bu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.